Acaba dedim hala aynı mı? Bilmiyorum ki. Ama anneannen sihirle bizi 30 yıldır böyle tutmayı başardıysa... umarım bilim de deden için elinden geleni yapmıştır. Merhabalar. Hoş geldiniz anneciğim. Kusura bakmayın, sizleri yormayalım diye kapıdan gelmedi. Merhabalar. Hoş geldin. Canım. Beren teyzeciğim, buyurun. Sağ ol canım, sağ teşekkür ederim. Geçin, geçin. Düşlerden haber var mı? Tamam, burada olurlar. Birazdan gelirler. Laboratuvara gitmeye yüreğim dayanmadı. Ya keşke Tuğçe de burada olsaydı. Onun da dedemi görmesini çok isterdim. Tam da yurt dışına çıkacak zamanı buldu. Merak etme Cem, görür dedeni. Kaç gün daha burada dede. Ah, belki artık dondurulmak istemez de hep bizlerle kalır. Kalmasın. Göreceği şey hep aynı. O daha çok yaşayacak. Aha, size katılıyorum anneciğim. Gün gelip beni de dondurun dersem hiç şaşırmayın. Siz ne güzel hepsiyle aynı kalıyorsunuz. Ya biz? Kim istemez hep genç kalmak, ölümsüz olmak. Ah Eda'cığım, deden gibi duruyorum yanında. Aşkım ben seni böyle de seviyorum. Hep de seveceğim. İrva, Alara, Dilara hadi kızlar. Ay ağaç olduk babanızla burada. Geliyoruz anne. Var ya, hep sen azıttın bunları. Hep sen şımarttın, bu hale getirdin avni başımıza. Hadi be. Ay Betüş, ay öyle aniden çıktın, ödüm çıtladı vallahi. Ay affedersin Suzancığım. Ay Sadık Bey, hadi karınız Peri. Siz nasıl uçuyorsunuz böyle? Dolayısıyla onun sihirleri beni de taşıyor. Ay vallahi biz de isteriz değil mi? Aman istediğin şeye bak. Ya uçma sihirini isteyeceğine genç kalma sihirini istesene. Baksana Betüş Hanım maşallah taş gibi. Bir de bize bak, suyu kesilmiş köy çeşmesine döndük. Aa, istenmez öyle anne, ayıp. Aa, olur ayol. Anneme söylerim, size de yapıverir aynısından, bir şey değil. Ay 30 senedir aklınız neredeydi? Aa, hiç yere bakmıyorsunuz. Bakın kim geldi. Taci Bey. Ne zaman aramıza döndünüz? Demin döndüm. Ay maşallah Taci Bey, vallahi hep aynısınız. Bu bilim var ya bilim, çok iyi iş çıkarmış. Bilim önemli tabii. Hadi kızlar. Evet kızlar, hadi gelin bakın. Her zaman bahsettiğim Taci Bey burada, hadi gelin görün. Aa, defileye geldik galiba. Bu hanım kızlar da kim? Aa, benim üç yüzler ayol. Sağ olsun Dudu teyze, hepsi bana benzesin sihiri yap dedim. O da yaptı işte icraatları. Üçü de kız mı oldu? Güzel, ben senin gebeliğini hatırlıyorum. Ay amma da büyümüşler maşallah. Ay kızlar, hadi tanıştığınızı Taci amcanızla söyleyin isimlerinizi. Bakın bu Taci Bey, Betüş Hanım'ın babası. Biliyoruz. 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 Ben Alara. Ben de İrva. Memnun oldum amcacığım. Ben de Dilara amca. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ay size uydum. Ama isimleriniz çok güzel. Alara, Malara, Dilara. Babacığım, sohbet güzel de biz gidelim istersen. Çünkü bekleyenimiz var evde. Ay hadi biz tutmayalım sizi. Siz gidin, evdeki herkese selamlar. Taci Bey, bir gün bize de bekleriz gitmeden yani. Olur, gelirim mutlaka, gelirim. Merak etmeyin. Hadi hoşça kalın. Güle güle kızlar, hoşça kalın. Alara, alara. Hay Allah'ım. Yıllarca inanmadın bana. Sana periler var dedim, inanmadın. İnansaydın hiç olmazsa birkaç sihir biz de öğrenirdik. Biz de şöyle bir şeyler yapardık herhalde. Aa, o şey mi hani... Çok benim gençliğimde vardı. Nesrin Topkapı dansı öğrenmek istiyordun sen. Evet, ben de göbek dansı öğrenirdik. 9-8'lik oynardık. Allah'ım yarabbim. Kime? Merhabalar. Bakın size kimi getirdim. Dede. Dede. İnanamıyorum.
Ay hiç değişmemişsin Çilek. Sen de hiç değişmemişsin Toprak. Harikasınız. Senin için sihirlerimden geldiği kadarıyla bu ailedeki tüm perileri aynı tutmaya çalıştım. Aman ne iyi etmişsin. Ne güzel seni eskisi gibi görmek. Seni de. Ha canım. Seni çok özledim. Ay böyle sımsıkı sana sarılabilmek istiyorum ama. Ben de istiyorum Dudu. Ama istersen beni bir daha donduracağın zaman eski halime çevir de insan olarak geri döneyim, öyle sarılalım. Olur, öyle yaparım. İnsanlar perileri öğrenmişler. Buna sevindim. Evet dede, artık annemizin bir peri olduğunu biliyoruz. Sen de kimsin? O Ceren dede, ben de Cem. ne yapayım? Bütün çabalarıma rağmen fanileri aynı tutacak bir sihir henüz keşfedemedim. Bunun dışında her şey aynı kalabilir. Bu hiç adil değil. Hayat adil değil. Sana bir şey olmasını istemiyorum Taci. Dudu, bunu anlıyorum. Ben de senden ayrılmak, bu diyardan gidip seni arkamda yalnız bırakmak istemiyorum ama... Lütfen hemen cevap verme. Biraz daha düşün. Ben de senden ayrı kalmak istemiyorum. Ama bu dünyada yaşadığını bilmek bana güç verecek. Belki daha az görüşeceğiz. Ama bu dünyada olman benim için çok önemli Taci. Peki. Ama düşüncelerimin değişeceğini sanmıyorum. Buyurun, ikinci bardakta. Afiyet olsun. Merhaba Suzan'cığım. Ay hoş geldin kız. Nerelerdesin? Akşam oldu, merak ettim. Çok haklısın hayatım, kusura bakma. Annemlerle işim çok uzun sürdü, o yüzden geciktim. Ay şey, bir mevzu mu var? Ailevi bir mesele. Yani ziyaret. Aa, sen bugüne kadar güzel olmuşsun Suzan. Güzel mi, şirin mi? Ay doğru söylüyorsun, düzeltiyorum. Şirin olmuşsun. Ay iyi de kızlar, ya bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, ben hala anlayabilmiş değilim. Ne yani, ben şimdi artık kadınsı görünmüyor muyum? Dişiliğimi mi kaybettim yani? Aa Suzancığım, olur mu hiç öyle şey? Tabii ki dişisin ama böyle daha hanım hanımcık olmuşsun. Hani makyajın hafif, tokalar falan cici bici olmuş yani. Ay sahi mi? Sağ ol. seninkinden ne haber kız? Ne yapıyor kreşte? Bugün 4. gününü tamamladı. Öğretmeni çok uyumlu diyor ama ben biliyorum bizimkini. Onun şimdi alışma dönemi. Bir süre sonra o yine haylazlığa başlar. Canım olacak o kadar. Sonuç olarak o bir çocuk değil mi? Olunca ne kadar olacağını görürsün. Pek öyle hafif alınacak şeyler olacağını sanmıyorum. Betüş dedi ki her gün kreşe siz götürüp getiriyormuşsun sen. Bak şekerim, benden sana bir komşu aklı. Yani naçizane benim fikrim tabii. Şimdi ben bir iyi ebeveynler takımı diye bir yere girdim. Burası bir kulüp, tamam mı? Ve oradaki uzmanlar diyorlar ki... çocuğun kişiliğinin gelişmesi açısından senin kızın yaşları çok önemliymiş. Yani özgüvenin kendine gelebilmesi için kendinin gidip gelmesi gerekiyormuş. Yani her çocuk gibi servise gidip gelmesi gerekiyormuş. Öyle anne babalar üzerine çok titrenlerse özgüveni sarsılır, kişiliği gelişmezmiş diyorlar. Biliyoruz da kızın yaramaz bir peri olunca korkuyorsun. Ayrıca babası pimpirikli şekerim öyle kendi başına gidip gelmesine izin vermiyor. Ben ne yapayım? Ayrıca ne demek ki yani? Başka nasıl bir sebep var? Ayrıca mı dedim ben? Hiç farkında değilim. Kafam kim bilir nerede? İşte özgüveni gelişmiş bir çocuk. Ayol el alemi çocuğu, okullardan evlere servisle gider gelir. Bu da ta oralardan buralara tek başına gelir. Çirçine. Çilek, nereden çıktın sen kızım? Suzan teyze özetledi ya anne. Bir saniye gelir misin? Seninle bir şey konuşmamız lazım. Gelirim, izninizle. Sen de bize bir şeyler ikram edeceksin herhalde Suzan Hanımcığım. Kız bu hamile halinde börek mi açacağım sana? Ne varsa al, senin yerin zaten. Al ye.
Şimdi beni iyi dinle. Ben ablanın o kırmızı elbisesini çok giymek istiyorum. Biliyorum bana biraz uzun geliyor ama çok yakışıyor. Senden de yardımını bekliyorum. Ya ablamı ikna et, ben o elbiseyi giyeyim. Ya da Sihir'le aynısından yapayım. Eğer ablam sorarsa da beyaz bir yalan uydur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.